Merhaba arkadaşlar. Bugün bir telin ucundan kestiğimiz zaman orta noktasının ne kadar kayacağı ile ilgili hesaplar yapacağız. İlk sorumuza bakalım. 60 santim uzunluğunda bir telimiz var arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Ucundan 1 bölü 5'ini kesiyoruz. Şimdi 60 çarpı 1 bölü 5 diyelim. Bakalım 1 bölü 5'i ne kadar yapıyor? 12 santim. Demek ki 12 santim kestik. Ne yapmıştık? Orta nokta kesilen parçanın yarısı kadar kayar diyoruz arkadaşlar. Bakın yazıyorum. Orta nokta kesilen parçanın yarısı kadar kayar. Hem de ne yapılıyor? Kesilen parçanın zıttına kayar. Siz soldan kestiyseniz orta nokta sağa doğru kayar. Eğer sağdan kestiyseniz orta nokta sola doğru kayar. Şimdi 12 santim kestiğimize göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Orta noktanın da 12 bölü 2'den 6 santim değil mi? Kaydığını söyleyebiliyoruz. Evet, gelelim ikinci soruya. Bu sefer soruyu tersten sormuş arkadaşlar. Yani demir çubuğun ucundan 1 bölü 5'i kesildiğinde orta nokta 6 santim kayıyor demiş. Evet, 6 santim kaydına göre orta noktamız. Demek ki 6 çarpı 2'den ne yapıyoruz arkadaşlar? 6 çarpı 2'den kesilen parçanın 12 santim olduğunu söyleyebiliyoruz. Demek ki 12 santim kesilmiş. Bu kesilen parça arkadaşlar tüm uzunluğun 1 bölü 5'i değil miydi? Demek ki kesilmemiş hali bunun 5 katıymış. O zaman 12 ile 5'i çarparsak çubuğun toplam uzunluğunun 60 santim olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Evet, üçüncü soruya bakalım. Burada ne diyor? Bir parça ipin ucundan 2 bölü 5'i kesildiğinde orta nokta eski durumuna göre 14 santim kaymaktadır. Şimdi orta nokta 14 santim kaydığına göre kesilen parça bunun 2 katıdır. 28 santim kesilmiş o zaman. Kesilen parça değil mi? 14 çarpı 2'den 28 santimdir. Evet, ne demiştik hatırlarsanız orta nokta ne yapıyordu? Kesilen parçanın yarısı kadar kayıyordu. Şimdi orta nokta 14 kaydına göre demek ki bu kesilen parçanın yarısıymış. Yani kesilen parça 28'miş. O zaman şöyle bir şey diyelim. Kesilen oran 2 bölü 5 değil miydi? Değil mi? Kesilen parça burası. Burası da demirin tüm uzunluğu ya da parça ipin tüm uzunluğu. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kesilen parça 28 ise tüm uzunluk acaba nedir diye böyle bir orantı çok rahat yapabiliriz. İsterseniz çarpımı yaparsak arkadaşlar 2x 140 x de buradan 70 olacaktır. Evet, dördüncü sorudayız. Bir çubuğun önce sol ucundan burada farklı bir durum var. Sol ucundan ve sağ ucundan ayrı ayrı kesimler yapmışız. Önce sol ucundan 1 bölü 8'ini kesmişiz. Daha sonra sağ ucundan da kalan kısmın 1 bölü 5'ini kesmişiz. Bakın önemli kalan kısmın. Şimdi biraz önce ne demiştik başlarken ilk soruda tanımda? Ne kadar kesiyorsak bunun yarısı kadar kayar. Hem de zıt yönde kayar. Siz soldan kestiyseniz orta nokta sağa kayar. Sağdan kestiyseniz de orta nokta sola kayar. Şimdi ben toplam buradaki çubuğun uzunluğuna 80x demek istiyorum. Neden böyle bir şey dedim arkadaşlar? Çünkü bu çubuğun uzunluğu bir kere 8'e bölünebilecek. 1 bölü 8 alınacak. Yani 8'e bölünebilen bir sayı seçmeliyim. Aynı zamanda daha sonra 5'e de bölünebilecek. Hem 8'e hem 5'e bölünebilen bir sayı seçmeliyim. Bir de ne olacak birazdan? Orta nokta kesilenin yarısı kadar kayar dememiş miydik? Yarısı dediğiniz zaman bu sefer demek ki bu sayı bir de aynı zamanda 2'ye bölünmeli. Yani hem 8'e hem 5'e hem 2'ye bölünen rahat bir sayı 80 seçmiş oldum. Şimdi 80x kadar uzunluğumuz varsa ilk başta ne yaptık? Sol taraftan bir kesim yaptık. Şimdi soldan kesersek ki 80x'i ne yapmışız? 1 bölü 8'ini kesmişiz. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 10x kesildi. Şimdi 10x kesildi ise orta noktamız arkadaşlar ne kadar kaydı? Bunun yarısı kadar yani 5x kaydı. Hem de ne yaptı? Sağa doğru kaydı. Yani şu an orta noktamız arkadaşlar 5x kadar sağa gitmiş oldu. Değil mi? İlk durumumuz burası olsun. Orta noktanın başlangıcı. 5x kadar sağa gittik. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Tabii ki 10x kesilince artık 70x'lik ne kaldı? Bir uzunluğumuz kaldı elimizde değil mi? 12'sini kestik attık çünkü çubuğun. Bu sefer ne yapmışız? Bunun da 1 bölü 5'ini kesmişiz. Yani 14x daha kestik. Şimdi biz bu sefer 14x kesersek tabi bu sefer de sağ taraftan kestik değil mi şuradan? Yani orta noktamız bu sefer sola kaymış olacak. Ne kadar kaymış olacak? Kesilen parçanın yarısı kadar. Yani 7x kesilen parça 14x'ti çünkü. O zaman orta noktamız ne yaptı? 7x kaydı. Tabii ki sola kaydı. O zaman ne oldu son durumda? Orta noktamız başlangıçta buradaydı. Son durumdaysa şöyle bir yere geldi değil mi? O zaman arkadaşlar aradaki bu kayma miktarı dikkat edin 2x kadar. Yer değişimi orta nokta için 2x kadar. 5 sağa gittik 7 sola geldik. Toplamda ilk durumumuza göre 2x kadar yer değiştirmiş olduk. Bu 2x yer değiştirme kaça eşitmiş arkadaşlar?
4'e. Demek ki x buradan 2'ymiş. Bize çubuğun toplam başlangıçtaki boyu soruluyor. Biz ona zaten 80x dememiş miydik? O zaman 80 çarpı 2'den ne yapacaktır arkadaşlar? Başlangıç boyumuz 160 santim olacaktır. Evet, son sorumuz arkadaşlar, 5. soru. Bir telin diyor bir ucundan 1 bölü 7'si, diğer ucundan da 2 bölü 5'i kesiliyor. Ha, bir önceki soruyla bakın arkadaşlar, bunun arasında şöyle bir fark var. Bir önceki soruda kalan diyor, ilk kesimi yapıyorduk. Daha sonra kalan parçanın 1 bölü 5'i kesiliyordu. Burada ise kalan dememiş, dikkat edin. Bir telin ucundan 1 bölü 7'si, diğer ucundan da 2 bölü 5'i kesiliyor diyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Toplam uzunluğa yine hem 7'ye bölünecek, değil mi? Hem 5'e bölünecek bir sayı verelim. 7'ye ve 5'e bölünecek sayı nedir arkadaşlar? 35'tir. Bir de orta nokta yarım kayar demiştik, değil mi? O zaman bir 2'yi de böleceğiz demek ki. Onları çarpalım, 70x. Yani başlangıçtaki telin uzunluğuna 70x diyelim. İşimiz garanti olsun, kesirlerle uğraşmayalım. Şimdi 70x'lik bir telimiz var. Önce ne yapmışız arkadaşlar? Bunun 1 bölü 7'sini kesmişiz. Yani 70x çarpı 1 bölü 7. Ne yapmışız? Hangi ucundan kestiğimiz önemli değil. Çünkü kalan demiyor artık. Hepsini aynı anda kesiyoruz. 10x yaptı mı arkadaşlar? Kesilen parça. Kesilen parça 10x ise orta nokta ne kadar kayar? 5x kayar. Doğru mu arkadaşlar? Mesela buradan kestiğimizi varsayalım. Buradan kestiysek orta noktamız ne yaptı şimdi? 5x kadar sola gitti. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Başlangıçta orta noktamız böyle bir yerde olsun. Sonra diğer ucundan da 2 bölü 5'i kesilmiş. Yani aynı uzunluğun, kalan demediği için 70x'in bu sefer de 2 bölü 5'ini kesiyoruz. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2 ile çarptık, 140, 5'e böldük, 28. 28x kesildi bu sefer. Bunun yarısı kadar kaymayacak mı orta nokta? Bunun yarısı ne yapacaktır? 14x kaydı, değil mi? Tabii ki zıt uçlarından kestiğimiz için, diğer ucundan kestiğimiz için kayma bu sefer ters yönde olacaktır. Yani bu yönde de 14x'lik bir kayma oldu, değil mi? Orta noktada 28 kestiğimize göre yarısı kadar kaymış oldu. Bunların farkı nedir arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Başlangıçta orta nokta buradaydı. En son orta noktamız buraya kaydı. Bu aradaki mesafe ne kadar? 14x'ten 5x çıkarsak 9x arkadaşlar. Bu 9x arkadaşlar kayma neymiş? 9'a eşit olsun. Hani düzgün bir sayı çıksın. Bunu doğru hesaplayamamışım. 9 santim kaymış olsun. Demek ki x buradan neymiş arkadaşlar? 1'miş. Zaten başlangıçtaki çubuğun boyuna biz 70x demiştik. O zaman 70 çarpı 1'den başlangıçtaki boyumuz 70 olacaktır.